Merhaba sevgili dostlar, siz de yapabilirsiniz setlerine bir yenisi daha eklendi. İrem ismini verdiğimiz projemizi birlikte yapalım. Bugünkü projemizde sizle güzel bir teknik çalışacağız. Ahşap objemizi eskiteceğiz wax'la. Şimdi küf yeşili Artebella'nın üniversal boyası ile ahşap objemizi tamamını boyamaya başlıyoruz. Bir kat boyamanız da yeterli. Çünkü yoğunluğu güzel bir boyadır. Akrilik boyadır. Üniversal boyalar. Projemiz için de bir kat yeterli olacaktır. Burada gördüğünüz gibi ince bir kat sürerek çalışmamıza devam ediyoruz. Küf yeşiliyle tepsimizin iç yüzeyini, siyah üniversal akrilik boyamızla da tepsinin dış yüzeyini boyadıktan sonra şimdi sıra geldi mumla eskitmeye. Şimdi aynı yönde mumu belli aralıklarda sürerek tepsimizin eskitmek istediğim yerlerini belirliyorum. Yani sağ sol yapmıyoruz çünkü çirkin ve karmaşık görüntüler çıkabilir. O yüzden sadece bizim eskitmeyi görmek istediğimiz yere sürersek bizim için daha güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Mumla iyice belirledikten sonra bu bölgeleri, ardından Artebella'nın yine üniversal boyalarından keten rengini alarak bu mum sürdüğüm yüzeyi, tepsinin iç kısmını boyayarak bir veya iki kat, sizin tercihinize bağlı, boyayarak kurumaya bırakıyoruz. Sevgili dostlar, boyamız kuruduktan sonra Artebella'nın A40 numaralı stencil ile aqua rengimle çalışma yapacağım. Stencil'ımla tepsinin tamamını döşeyeceğim. Onun için şöyle önce bir ortadan başlayalım. Size nasıl uygulanacağını bir göstermek istiyorum. Çok az boya alıyoruz süngerimize. Şöyle göstereyim. Hatta süngere aldığımız boyayı da biraz peçeteye bırakalım ki çok hafif bir doku vermek istiyoruz. Belli belirsiz böyle bir desen çıksın istiyorum. Çünkü üzerine transfer uygulayacağız. Evet, bu şekilde. Sünger aldığımız boya yeterli oldu. Tepsi içinin tamamını bu şekilde stencil'la süslüyoruz. Stencil çalışmamız da bittikten sonra tepsimizin son durumunu görüyoruz. Şimdi elimize bir bulaşık teli veya sert bir cisim alıp daha önceden mumla eskittiğimiz bölgeleri sertçe kazıyoruz. Çünkü mum sürdüğümüz yerler boya tutmadığı için onlar kazınacak ve eskitme görünümü ortaya çıkacak. Ve bunu mumu hangi yönde sürdüysek o yönde aşındırarak çalışmamıza devam ediyoruz. Şu kenar kısımlarına da yapmıştık. Sert bir şekilde bastırarak boyu
yoğunluğu biz kendimize göre ayarlayabiliriz. Hafif çizikler de oluşturabiliriz. Yoğun, sert görünümler de oluşturabiliriz. Şu kul kısmını biraz daha kazımak istiyorum ben. Evet. Tepsimin yüzeyini bir tekrardan kontrol ediyorum. Orantılı bir aşınma sağlamak istiyorum ki estetik bir görüntüsü olsun. Evet, şimdi aşındırma işlemi bittikten sonra tepsimizin içi tamamen eskimiş görüntüsüne kavuştu. Şimdi Artevella'nın 5807 Design serisi desenlerinden bir tanesini aldım ve onu uygulamak istiyorum. Şu baş kısmı kesiyorum ve ardından jelatini kaldırarak şu şekilde ortalayarak yerleştiriyorum. Buradan sonra süngerimi ıslatarak beyaz kağıdın suya doymasını sağlıyorum. Suya doyana kadar ıslatıyorum. Ve bu safhadan sonra 20 saniye bekliyorum. Evet, 20 saniye doldu. Biz transferimizin geçip geçmediğine bir bakıyoruz. Evet, çok güzel bir şekilde geçmiş. Şimdi üzerine süngerimizle siliyoruz. Ardından peçetemizle kuruluyoruz. Evet, transfer desenimizi çalışmamıza aktardık. Şimdi sıra geldi vernikleme işlemine. Tepsimizin iç yüzeyini Artevella'nın su bazlı verniğiyle bir kat vernikleyerek çalışmamıza devam edelim. Artevella'nın Multisurface Relief pastalarından Elit serisi turkuazı tercih ettim ben tepsimin kenarlarına uygulamak için. Siyah yüzeye tamamen dolduracak şekilde değil, hafif bir şekilde şu şekilde sürüyoruz. Ve korumaya bırakıyoruz. Hafif hafif böyle kıtır görüntüler elde etmiş olacağız bunu yapmakla. Kuruduğunda da çok güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Sevgili dostlar, projemizi bitirdik. İrem ismini verdiğimiz projemizi güzel bir şekilde eskiterek çalıştık. Kenarda multisurface boyalar kullandık. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kolay gelsin.